Hocam bizim sadece 5 duyumuz mu var? Çok güzel. İşte maalesef duyular dediğimiz zaman aklımıza görme, işitme, tatma, koklama, dokunma geliyor. Bazen Evet. Dokunmanın yerine dengeyi de koyuyoruz. 5 tane saydığımız duyular, bunlar özel duyular adı verdiğimiz duyular. Niye özel duyular diyoruz? Bunlar özel duyu organları, yani kimisi beynin uzantısı, kimin vücudun değişim geçirmiş bir parçası şeklinde özel duyu organları aracılığıyla algılanıyor. Mesela görme dediğimiz şey beynin aslında bir çıkıntısı olan göz dediğimiz organlar vasıtasıyla alınan ve ışık dediğimiz bir verin değerlendirmeye yarayan bir duyu. Mesela denge duyusu genellikle özel duyular arasında sayılmıyor. Çünkü denge organlarımız var kulağımızın içinde vesaire ama denge aynı zamanda bütün vücudumuzdan gelen ve aslında bu sorunun muhatabı olan diğer duyuların da beslediği çok yönlü bir duyu, çok kapsamlı bir duyu. Şimdi bizim başka ne duyularımız var? Mesela biz dokunma duyusu deyip geçiyoruz ama ağrı duyusunun alt tipleri var bu arada. Batıcı ağrı, yanıcı ağrı, işte yaygın ağrı, yavaş ağrı, hızlı ağrı falan filan gibi bunların alt tipleri de var. Gıdıklanma, kaşıntı ki bunlar ağrı duyusunun farklı çeşitleri yine varyantları aslında. Gıdıklanma da Allah sizi inandırsın hakikaten daha önce anlatmıştık soruyorum da. Ağrının bir başka çeşidi çünkü ağrıyla aynı sinirlerle taşınıyor. Başka iç organ duyularımız var. Mesela iç organlarımızın durumu hakkında bize bilgi veren ama çoğu zaman bilinçli algılamadığımız beynin ve sinir sisteminin geri kalanının bu bölgelerle ilgili yapacağı aksiyonları düzenleyen duyularımız var. Ama mesela bunları hissedebiliyoruz. Yemek yiyince ben artık doydum dememizi sağlayan alıcıların bir kısmı iç organ alıcıları. Başka kas reseptörlerimiz, kas duyularımız var. Ne işe yarıyor? Mesela ben şu anda elimi şöyle uzatıyorum. Çok ilginç. Bak deminden beri gözüm monitörden alamadım ama kalemi aldım kaldırdım. Çok mucizevi bir hareket. Çünkü kalemin burada olduğunu biliyorum. Vücudumda kaslarımın ne uzunlukta olduğunu biliyor. Elimin nerede durduğunu biliyor. Bunu nasıl biliyor? Kaslarımdaki alıcılar devamlı beynime diyorlar ki vücudun şu anda şu durumda. Kaslardan gelen bu bilgi bize aynı zamanda yeni bir duyu daha sağlıyor. Buna Latince ismi şöyle havalı propriosepsiyon diye bir duyu. Durum duyusu demek. Vücudun uzayda nasıl durduğunu algılayabilmemizi sağlayan. Bunun dışında yaklaşık 10-15 tane işte görme işitme ile beraber ana temel duyularımız yani vücudumuzdan bir şekilde beynimize bilgi sağlayan duyular. Muhtemelen bilmediğimiz reseptörlerimiz ve duyularımız da var. Mesela çok şüphelendiğimiz duyulardan bir tanesi manyetoresepsiyon diye bir duyu. Yani manyetik alanları algılayabilme yeteneğimizin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu bazı hayvanlarda var. Mesela kuşlar göç ederken manyetik duyuyu kullanıyorlar ve dünyanın işte manyetik alanlarındaki değişimlere göre göç yollarını belirliyorlar. Bizde de olmaması için bir neden yok. Muhtemelen kullanmadığımız için etkisi ya da algısı körelmiş olsa da muhtemelen buna benzer reseptörler var. Radyasyonu algılayabilecek muhtemelen reseptörlerimiz var. Fakat bu bahsettiğimiz termonükleer radyasyon değil o hani nükleer santrallerde olan radyasyonu kastetmiyoruz. Mesela gözümüz aslında radyasyon algılayıcı bir organ. Çünkü ışık bizim bu elektromanyetik dalgalar dediğimiz dalgaların bir bölümü ve radyasyon dediğimiz ışımalar da bunun aslında bir bölümü. Gözümüz ışığı algılayabildiğine göre başka bir tarz reseptöründe başka bir şeyi algılayabileceğine dair şüphelerimiz hatta bazı ön bulgularımız var. Mesela bazı insanlar bunları hissediyorlar. GSM sinyallerini yani cep telefonunuzdaki sinyalleri hissedebildiğini iddia eden insanlar var. Fakat bununla da bitmiyor. Mesela koku duyusunun burunda olduğunu düşünürüz genellikle. Ya da tat duyusunun ağzımızda olduğunu. Pek öyle değil. Mesela tat alıcılarımız ağzımızda yoğun evet ama yutağımızda, yemek borumuzda, midemizde, bağırsaklarımızda, yumurtalıklarımızda ve testislerimizde ve vücudumuzun, derimizin değişik yerlerinde tat ve muhtemelen koku algılayıcı reseptörler olduğuna dair bilgilerimiz var. Özetle bu duyular, yani şu anda bildiğimiz duyular birbirlerinden çok ayrı şeyler olmadığı gibi zannettiğimiz şekilde belli bir yere hasredilmiş ya da sıkıştırılmış duyular da değiller. Bedenimiz bir bütün halinde aslında bir duyarga gibi. Her bir parçasıyla farklı bir şeyi algılayıp dünya hakkında bilgi toplamamızı sağlıyor. Ama ve lakin tabii Sinan Canan olduğum için o son cümleyi ilave etmem lazım. Bu kadar duyu saydık. Belki bilmediğimiz çok daha fazla duyular var. Ama bunlardan hepsinden aldığımız bilgiler, beynimize gönderilen o veri, dışımızdaki dünyanın, en azından bizim bildiğimiz fiziksel dünyanın milyonda birinden daha az. Yani bu dünyayı incecik bir kesitini gözlemleyerek aslında yaşıyoruz. Gerçekten buranın nasıl bir yer olduğunu görebilme, bilebilme imkanımız yok.
Bazen arkadaşlar itiraz ediyor. Hocam o kadar bilimsel yöntem, teleskop var, mikroskop var, hede var, hüde var. Dikkat ederseniz arkadaşlar, teleskobu da, mikroskobu da, taramalı tünelleme, elektron mikroskobu da dahil olmak üzere her şey bir takım ölçüm aletlerinin dünyadaki oluşları ya da değişimleri bizim duyu organlarımızın algılayabileceği hale dönüştürmek için kullandığımız aracılar. Yani gene olay geliyor, bizim duyularımızla algılayabileceğimiz dünyaya dayanıyor. O yüzden bilimsel yöntemle elde ettiğimiz bilgiler, falanca ölçüm spektrometresi, hede hüdesiyle bulduğumuz veriler çok fazla gözümüzü boyamasın. Bilim de aynı duyuların yanılabilirliğine aynen sahip, ondan muzdarip. Çünkü her şey insanın duyularıyla gözlemleyebildiği dünyayla ilgili. Bunun ötesini ise bugünkü bilimden ziyade ileride başka bir şeyle belki araştırırız ama şu anki bilimin boyu buna yetmiyor. Çünkü duyularla sınırlı maalesef.